Dimitri Kuleba ve Sergey Lavrov'u elbette Antalya'da bir kere daha bir araya getirmekten biz mutlu olacağız bu çabalarımız doğrultusunda. Ama en kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. Ve böyle bir liderler düzeyindeki toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi daha önce de belirtmiştik. Bu iki ziyaretim neticesinde tabii savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Özellikle bu kolektif güvenlik anlaşması konusunda Dimitro'nun da biraz önce söylediği gibi Ukrayna'nın bir teklifi oldu. P5 artı Türkiye ve Almanya. Dün Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm. Tabii burada önemli olan her iki tarafın devletin ya da hükümetlerin yanı sıra halkının da kabul edebileceği bir mutabakata varılması. Ve bu konularda yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var. Ukrayna tarafı Sayın Zelenski başından beri bunu da söylüyor. Türkiye'de Putin'le bir araya gelmek istediğini de söylemişti. Biz Putin'le de temasımızı sürdürüyoruz. Dün Moskova'da da söyledik. Böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz. Öncelikle görüşme için bir tahminde bulunmak, ne zaman olacağına dair bir tahminde bulunmak zor. Çünkü iki liderin de buna hazır olması lazım ve bu zeminin de hazırlanması gerekiyor. Tarihi de onlar belirleyecek. Mariupol'da en az 24 saatliğine bir insani ateşkesin ve koridorun açılması teklifi Antalya'da yaptığımız üçlü toplantıda Dimitro Kuleba'dan gelmişti ve ben de bu teklifi güçlü bir şekilde desteklemiştim. Maalesef bugüne kadar bunu başaramadık. Çatışmalar devam ediyor. Ve on binlerce insan henüz şehri, sivil terk edemedi. Biz her iki tarafla da temas halindeyiz. Rus tarafı kendilerinin insanları çıkarmak istediğini, Ukrayna'nın engellediğini söylüyor. Ukrayna da buna hazır olduğunu söylüyor, Rusya'nın engellediğini söylüyor. Biz de şöyle bir teklifte bulunduk. Burada uluslararası kuruluşlar, Kızıl Hac Örgütü, yine BM insani örgütü olan OÇA ve de Türk Kızılay'ı gözlemci olsun. Bir 24 saatlik ateşkes olsun, koridor açılsın. Bunun işleyip işlemediğini de bu insani kuruluşlar gözlemlesin dedik. Biz tüm diğer bölgelerde, biraz önce de söyledim, vatandaşlarımızı ve vatandaşlarımızla beraber diğer ülke vatandaşlarının tahliyesi sürecinde zor bölgeler de vardı. Ukrayna tarafından çok büyük destek gördük. Tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Bu desteklerle yaklaşık 15.200 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Şu anda Mariupol bölgesinde de 100'den fazla vatandaşımız bulunuyor. Dün Moskova'da da gündeme geldi. Bugün Dimitro, dostum Dimitro'yla da bu konuyu ele aldık. Ve Ukrayna'nın işbirliğine hazır olduğunu bugün kendisi de bize ifade etti. Biz konuşmamda da söyledik. Biz bu konularda özellikle bu savaş konusunda son derece ilkeli bir tutum sergiliyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, siyaha siyah, beyaza beyaz diyoruz. Ve bahsettiğiniz bayraktar SİHA'ları Ukrayna tarafından Türkiye'deki bir şirketimizden satın alınan ürünler. Biz tabii Türkiye olarak bu zor zamanlarda başından beri Ukrayna'nın yanında olduk. Biraz önce de zaten
özellikle bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğimizi söyledik. Evet, bu Bayraktar SİHA'larının da Ukrayna'da çok popüler olduğunu ve Bayraktar şarkı ve kliplerini tüm dünyanın izlediğini gördük.